Devam edelim, Mossad'ın şeytan üçgenine e, mit darbesini bir görelim değerli izleyiciler. Hakikaten Milli Siparat Teşkilatı son 2 yıl, yani hep başarılıydı son 10-15 yıldır muazzam işler çıkarıyor. Özellikle Hakan Fidan'ın MİT başkanı olmasından sonra, Hakan Bey Dışişleri Bakanı oldu, İbrahim Kalın var. Aynı başarılar devam ediyor. E, bakın dün de yansıyan haber, Mossad'ın şeytan üçgenine mit darbesi vuruldu. Mossad'a bağlı 9 ayrı istihbaratçıya bağlı olarak çalışan, üst hayalet hücre olarak biliniyorlar. Mossad'ın özel kamplarında eğitim aldılar. Türkiye'de bulunan yabancı kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri ve Mossad'ın hücrelerine gönderdikleri tespit edildi. MIT'in istihbarata karşı koyma timleri var. Bunlar 10 ayrı ekip yoğun çalışmalar sonucunda hayalet hücrenin çalışmaları tespit ediliyor. Fil gibi, film gibi operasyonla 7 isim gözaltına alındı ve hepsi de suçlarını itiraf ettiler. Nizar Saadettin, Muhammed Nuri, Halit Nijim, Koray Özgür'ün, Gizvan Amori, Alperin Erkut ve Halit Annehven olduğunu hatırlatalım. İstihbarat Savaşları'nda MİT bir kez daha gücünü gösterdi. İran, Rusya ve diğer operasyon birimleri artık Mossad'da kolay kolay operasyon yapamadıkları görülüyor. Türkiye'de ajanlık ve casusluk faaliyetlerini yürütemiyorlar. Tabii bu olaylar Türkiye-İsrail ilişkilerine nasıl yansır onları da göreceğiz.